Şu an ekranda görmüş olduğunuz isimler bu videoya sponsor olan isimlerdir. Sizler de kanalımıza katıl abonesi olarak desteklerinizi gösterebilir ve bir sonraki videoya siz de sponsor olabilirsiniz. Merhabalar yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda Power BI'nin 10 önemli fonksiyonunu yani en yaygın kullanılan 10 önemli DAX fonksiyonunu sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Hızlı ve efektif bir video olacak. Açıklama kısmında yer alan linkten kaynak dosyayı indirebilirsiniz. Elimde aynı işlemleri yapabilmek için. Eğer henüz Power BI kullanıcısı değilseniz herhangi bir arama motoruna Microsoft Power BI Download ya da indir yazın. Microsoft'un sitesinden ya da Power BI'nin kendi sitesinden kurulumunuzu yapın. Çok basit. İleri ileri diyorsunuz ekstra bir ayarlamaya, düzenlemeye ihtiyaç yok. Kurulumunuzu yaptıktan sonra tekrar gelin. Kaynak dosyayı indirin ve benimle beraber yapın efektif bir şekilde zamanımızı kullanacağız. Çok güzel konular öğreneceğiz. Öncelikle kaynak dosyamızı yükleyelim. Burada ana sayfada gördüğünüz Excel tuşuna basabilirsiniz. Ya da giriş menüsünde burada bakın veriler yazan kısımdan Excel çalışma kitabı diyerek kaynak kısmında yer alan kaynak dosyayı indirebilirsiniz. SQL Data isminde bir kaynak dosya aç diyorum. Bunun içerisinde 5 tane kaynak dosya var. Hepsini yükleyelim. Hepsiyle işimiz olmayabilir ki olmayacak ama yine de hepsini yükleyelim. Direkt yükle tuşuna basalım. Verileri yükledikten sonra hemen ilk fonksiyonumuzu yazacağız. Yazacağımız ilk fonksiyonun ismi sum yani topla fonksiyonu. Topla fonksiyonu ne yapar? Herhangi bir kolonun toplamını alır. Bakın tablolar burada. Ve şu sol tarafta yer alan tablo simgesine tıkladığımda da tablolarımı görüntüleyebilirim satış data isimli tablomda bakın burada satış adedi, satış tutarı gibi iki tane sayısal veriyi içeren kolon var. Ben mesela satış adedi ve satış tutarı kolonlarını toplamak istiyorum diyelim. Bunun için giriş menüsünde yeni ölçü kısmına tıklıyorum. Yeni ölçü dedikten sonra bakın burada formül çubuğunda bir ölçü ifadesi görüyoruz. Buraya bir isim vereceğim. Satış adedi toplam diyorum eşittir dedikten sonra yazacağım ifade sam. Sam dedikten sonra neyi toplamak istiyorsam onun o kolonun ismini yazmam gerekiyor. Yazmaya başladığımda zaten alt kısımda görüyorsunuz. Tablomun ismini yazıyorum. Tablomun ismi neydi? Satış dataydı. Satış datadaki satış adedi kolonunu toplamak istiyorum. Parantezimi kapatıp Enter'a basıyorum. Şimdi buraya bir tane kart ekleyelim. Şurada görmüş olduğunuz dördüncü sıranın dördüncüsü. Karta tıkladıktan sonra o az önce oluşturmuş olduğum ölçümü alıyorum buraya sürüklüyorum ve toplam satış adedini bana gösteriyor. Bunu istersek buradan biçimlendirmelerini yapabiliriz. O ayrıntılara çok fazla girmeyeceğim. Burada bir ölçü tablosu oluşturalım. Ölçü tablosu oluşturabilmek için öncelikle yapmam gereken şey bir e, yeni tablo oluşturmak. Giriş menüsünde verileri girin diye bir alan görüyorsunuz buraya tıklıyorum buraya herhangi bir şey yazabilirsiniz A, A yazıyorum aşağıdaki kısmı da ölçüler yazıp yükle diyorum şimdi bu sağ tarafta yeni bir tablo gibi alan oluşacak ki Nitekim bu bir tablo şimdi şu satış adedi toplamın üzerine tıklıyorum yukarıdaki ölçüm araçları kısmından bakın ana tablo yazan kısımda buradan ölçüleri seçiyorum ve bu bakın ölçüler isimli buradaki tablonun altına gitti. Şimdi şunu sağ tıklayıp silebilirim modelden. Modelden sildim. Bakın bunun ifadesiyle yani buradaki ikonla diğerlerinin ikonu farklı. Bu artık bütün ölçüleri barındıran şey olacak. Şimdi sam ifadesiyle bir de satış tutarı toplamını ekleyelim yine aynı yöntemle. Yeni ölçü diyorum. Satış tutarı toplamı eşittir. Sam yine satış datasının içerisinde satış tutarını seçip parantezi kapatıp Enter'a basıyorum. Daha sonra bunun ölçüleri isimli tabloya taşıyorum. Bakın ölçüleri isimli tabloda burada görüntüleyebiliyorum. Yeni bir kart ekleyelim. Eklediğimiz bu yeni karta da satış tutarı toplamını sürükleyelim. Bakın 13 milyon adet 379 milyon tutarda satılmış. İstersek bu ikisi arasında da işlem yapabiliriz. Adet başına tutar gibi mesela. Onu da yapalım hemen. Yeni ölçü. Adet başına tutar diyelim. Tabii ki bu çok basit bir analiz ama bu konuda bir el alışkanlığı oluşması adına güzel işlemler. Az önce yapmış olduğum satış tutarı toplam, satış tutarı toplam. Burada aslında divide fonksiyonunu da kullanabilirim. Satış tutarı toplam bölü satış adedi toplam. İşlem yaptık, enter tuşuna bastık. Daha sonra bunu da ölçüler tablosuna taşımayı unutmayalım ki hepsi aynı yerde, aynı alanda bulunsunlar. Hemen yeni bir kart ekleyelim, adet başına tutarı seçelim. Bakın adet başına da 30 29 gibi bir tutarla karşılaştık. Şimdi bunları silelim. Bir diğer önemli fonksiyon olan sumx'e bakalım. Sumx bir iteratördür, iterasyon yapar. İterasyon ne demektir derseniz eğer, iterasyon satır satır verilere bakar ve ona göre işlem yapar. Mesela satış tutarı bölü satış adedi gibi bir işlem yaptıracağım ve bunların toplamını alacağım. Yani şurada şöyle yeni bir kolon oluşturduğumuzu düşünelim. Hatta bunu çok tavsiye etmiyorum ama şu an anlaşılması için böyle yapıyorum. Yeni bir sütun oluşturuyorum. Yeni sütuna da yapacağım şey şu: buradaki satış tutarı bölü satış adedi. Bakın buradaki bu yeni sütunu burada oluşturdu. Ama SumX fonksiyonunu kullandığımda bu tabloyu yani bu sütunu oluşturmama gerek yok. O arka planda bir sanal fiziksel olmayan bir yeni kolon oluşturur ve onları toplar. Ben şimdi sumX fonksiyonuyla bu işlemi yaptıracağım ve şu kolonun toplamını döndürmeye çalışacağım. Hemen yapalım. Yeni ölçü diyorum. Buraya da sumX diyeceğim. SumX içeriği çok önemli yok. Ne yapacağımızı zaten anladık sum x dedikten sonra fonksiyonumu yazıyorum sum x sum x diyor ki bana tabloyu söyle nerede işlem yapacaksın diyor. Ben de diyorum ki satış data isimli tabloda işlem yapacağım. Burada virgül istiyor benden. Virgül koydum. Sizde noktalı virgül istiyor olabilir. O zaman noktalı virgül koyacaksınız. Şuradaki uyarıdaki ayrıca dikkat edin. Satış data tablosundan diyorum ki satış tutarı bölü satış burada da yine divide kullanabilirdim tabii ki satış adedi bastım entra şimdi bunun da hemen ölçüler tablosunu alalım yeni bir tane kart ekliyorum sum x'i sürükliyorum gördüğünüz gibi oradaki bütün kolon üzerinde bir işlem yaptı Hatta bunu şöyle doğrulayabiliriz isterseniz. Satış datadaki şu sütun kolonunun toplamını aldığımızda bu sayıyı vermesi gerekiyor. Şu buradaki sayıyı vermesi gerekiyor. Hemen bakalım. Yeni ölçü. Ölçü olarak kalabilir ismi. Sam satış datada sütun isimli kolonu topla. Bunun için de bir tane kart ekleyelim ölçüyü de atalım. Bakın o kolonun toplamını verdi. SUMX bu anlamda çok çok önemli bir fonksiyon, bir iterasyon fonksiyonudur. Bir diğer önemli fonksiyon olan AVERAGE yani ortalama fonksiyonuna bakalım. Yine yeni ölçü diyorum. Buna ortalama satış tutarı diyeceğim. Eşittir AVERAGE dedikten sonra neyin ortalamasını almak istiyorum? Bakın benden kolon ismini istiyor zaten. Ben diyeceğim ki satış datadaki satış tutarı kolonun ortalamasını al. Bunu da hemen ölçülere at. Yeni bir kart ekle. Ortalama satış tutarını da buraya gönder. Ne yaptık? O kolondaki yer alan bütün verilerin aritmetik ortalamasını almış olduk. Average x fonksiyonu da yine bir iterasyon fonksiyonudur. Bir iteratördür. Yani satır satır verilere bakarak işlem yapar. Şimdi biz burada satış tutarı bölü satış adedinin ortalamasını almak istesek yani şu kolunun ortalamasını almak gibi düşünün. Ben burada neden iterasyon kullanıyorum neden buraya tablo ekleyerek işlerimi kolaylaştırmıyorum diye düşünebilirsiniz. Buradaki en önemli ayrıntı fiziksel bellekte yer kaplatmamak ve performansı etkiletmemek. Dolayısıyla her işlemi böyle sütun ekleyerek yapamayız. İteratör fonksiyonlar bu nedenle var. Hemen yeni ölçü diyorum. Yeni ölçü dedikten sonra buna average x diyeceğim ismine yine average x fonksiyonunu kullanıyorum. Average x fonksiyonu da yine benden ne istiyor? Tablo istiyor. Şu tablo diyorum. Bu tabloda işlemimi yap. Virgül. Şimdi ifadeyi söylüyorum. Ne diyeceğim? Satış tutarı bölü satış adedi bunları ikisini birbirine böl çıkanların ortalamasını al bunu da hemen ölçülere taşıyalım bir tane kart ekleyelim eklediğim karta da average x seçeneğimizi seçelim bakın 30 62 diye ortalamamızı buldu bütün kolonları satırları tek tek tarayarak Şimdi min ve max fonksiyonlarımıza bakalım. Min ve max fonksiyonları da adından anlaşılacağı üzere bir sütundaki minimum ve maksimum değerleri bulur. Yeni ölçü diyorum. Yeni ölçüledikten sonra min diyelim eşittir min. Burada şunu diyeceğiz. Satış tutarı kolonunun minimum değerini getir. Hemen bunun ölçüleri alalım. Yeni ölçü diyorum. Yeni ölçü dedikten sonra da buraya max diyorum. Yine max fonksiyonunu kullanıp satış tutarı kolonunun maksimum değerini alıyorum. Bu da min ve max gördüğünüz gibi burada yer alıyor. İki tane kart ekleyelim. Bir tane daha kart ekleyelim. Bunun içine de minimum atalım. Minimum ve maksimum değerleri burada görüyorum. Ayrıca bir tablo ekleyerek tablomuzun üzerinde de işlemler yapabiliriz. Mesela buraya ne ekleyelim? Tablomuzun içerisine dilleri ekleyelim. Diller yer alsın ve bunların içinde de minimum ve maksimum değerleri görelim. Burada değerler tekrar etti. Muhtemelen ilişkiyi yanlış kurdu. Power BI ilk veriyi yüklediğimizde ilişkiler kısmına gidelim. İlişkiler kısmına gittiğimizde Evet burada veriler düzgün bir şekilde kurulmamış. Hemen bunu kuralım. Buradaki bu çizgilere tıklayıp sil diyorum. Uyarıya tamam diyorum. Çünkü ilişkileri biz kuracağız. Normalde hızlı bir şekilde tanır ama veri çok özellikli bir veri değil. Elden geçirilmesi gereken bir veri. Normalde Power BI verileri otomatik olarak tanır. Bu da bir star şemadır. Bu da anti parantez bir bilgi. Dil kısmından, dil ID'den şuradan dil ID'nin üzerine sürüklüyorum. Bire çok ilişki. Yazar isimleri ID'yi alıyorum. Buradaki yazar ID'yi atıyorum. Kitap türlerinin kitap ID'sini alıp kitap ID'nin üzerine bırakıyorum. Kitap isimlerinden de ID'yi alıp kitap ID'nin üzerine bırakıyorum. Şimdi gidelim tablomuza bir bakalım. Gördüğünüz gibi buradaki tablo düzeldi. Ve her bir dilin en düşük, en yüksek neyini bulmuş olduk? Satışını bulmuş olduk. Bu Excel'de nasıl yapıyoruz? Dilleri aldıktan sonra çok eğer min ve çok eğer mak fonksiyonlarını kullanıyoruz. Bunu yapabilmek için. Ama gördüğünüz gibi bu bir skalar değer döndürdüğünden dolayı satır satır bize sonuçları getiriyor. Bu anlamda Power BI çok etkili ve yetkin bir yapı sunuyor bize. Calculate fonksiyonuna bakalım. Calculate fonksiyonu Power BI'nin olmazsa olmazı çok çok önemli bir fonksiyon. Neye benziyor derseniz sumif, countif olarak düşünebilirsiniz. Yani eğer say çok eğer say çok e topla gibi düşünebilirsiniz. Şartlı toplam alır. Ayrıntılarını yakın zamanda yayınlayacağım. İleri seviye DAX eğitiminde hepinize paylaşacağım. Yeni bir ölçü oluşturalım. Oluşturacağım ölçüde şöyle bir şey yapacağım. İsmine calculate diyorum. Eşittir. Calculate. Neyi toplayacağını yani ne üzerinde işlem yapacağını söylüyorum. Calculate içerisinde ya bir ölçü ya da bir DAX ifadesi kullanmam gerekiyor. Benim burada satış tutarı toplam isminde bir neyim var? Ölçüm var. Bunu kullanacağım. Satış tutarı toplamını hesapla. Şimdi benden filtre istiyor. Peki, tamam. Bunu alıyorum satış tutarı toplamını. Neye göre filtreleyeceğim diyor? Ben de diyeceğim ki sayfa sayısı, benim datamda sayfa sayısı var. Büyüktür 500 olanların bana satış tutarı toplamını getir. Enter'a bastım. Bunu da ölçülere atıyorum. Bir tane kart atalım. Kartın içerisine buradan kalkülatörü seçiyorum. Şurada neyi bulmuş olduk? Bakın bu ölçüyle şurada yazan fonksiyonla sayfa sayısı 500'den büyük olanların toplamını bulmuş olduk. Peki bunu da tablo elementi içerisinde görebilir miyim? Gösterebilir miyim? Bakalım deneyelim. Bu defa da mesela kitap türlerini getirelim. Kitap türünü atıyorum tablomun içerisine. Şimdi bu calculate'i de sürüklüyorum. Bakın olmayanları hiç çıkarmadı zaten. 500'ün üzerinde sayfa sayısı olmayan kitap türlerine direkt ekarte etti. Burada da kullanacağımız bazı ileri fonksiyonlar var. Has one, value gibi. Şu an onlara girmiyoruz. Calculate fonksiyonu da genel olarak bu şekilde çalışıyor. Şimdi filtre fonksiyonuna bakalım. Buradaki alanlarımı delete tuşuna basarak bir temizliyorum. Filter fonksiyonu bizim Office 365 ile beraber tanıdığımız filtre fonksiyonuna, Excel'deki filtre fonksiyonuna benzer bir yapıdadır. Adı üzerinde bir datayı filtreler. Biz mesela SUMX kullanırken burada ne yaptık? Bu SUMX fonksiyonuyla ne yaptık? Dedik ki satış tutarını satış adedine böl, çıkanları topla dedik buradaki SUMX le. Şimdi ben bu SUMX ile beraber bir filtre kullansam desem ki tüm satış datasını alma da satış datasında sayfa sayısı 500'den büyük olanları al. Mesela öyle bir kur kurgum olsun filtre fonksiyonu ile alakalı. Yeni ölçü diyorum. Buna filtre ismini vereceğim. Sum x diyorum yine. Parantezimizi açalım. Tablomu istiyor. Diyorum ki satış datasında pardon öncelikle filtre yazacağız. Filtre Satış data virgül şimdi benden neyi istiyor, neye göre filtreleyeceksin onu söyle diyor. Sayfa sayısı büyüktür. 500 ise parantezi kapat virgül. Şimdi buradaki e, geri kalan ifademle burada yazmış olduğum hesaplamayla aynı. Ne diyoruz? Satış datasındaki satış tutarı bölü. Yine satış datasındaki satış adedi parantezi kapat. Enter'a bas. Hemen yeni bir tane kart ekleyelim. Eklediğim karta da tabii ki ölçünün yerini taşımadık. Bunu da hemen ölçülere atalım. Filtreyi seçiyorum. Bakın toplam bütün içerideki datanın satış tutarı bölü satış adedi değeri 63.10 iken sayfa sayısı 500'den büyük olanların 16.93 gibi bir seçeneğine sonucuna ulaşıyoruz. Filtre fonksiyonu da genel olarak bu şekilde kullanıyoruz. Şimdi bunları silelim ve all fonksiyonunu konuşalım. All fonksiyonu arka planda herhangi bir yerde bir filtre varsa bu filtreyi ortadan kaldırarak işlem yapmaya yarar. Yani bir yerlerde dilimleyiciler var, bir yerde farklı senkronizasyonlar var. Arka plandaki bütün filtreleri görmezden gel ve öyle işlem yap diyorum. All fonksiyonunu kullanarak. Tabii ki all fonksiyonunu calculate ile beraber kullanıyorum. Calculate. Şey diyelim satış tutarı toplamı bu ölçüyü toplayacağım. Şimdi burada kullanacağım fonksiyon all. All dedikten sonra neyin hangi datanın bütün değerlerini almak istiyorum. Satış datasındaki bütün verileri ben bütün filtrelerden arındırılmış bir şekilde görmek istiyorum. Yani ben burada all satış data ifadesini kullandığımda aşağıda herhangi bir yerde veya şu ölçü içerisinde herhangi bir işlemde satış datasına bir filtre koyulmuşsa, sayfa sayısı mesela 500'den fazla denmişse o söylenen kriteri göz ardı et ve bana bütün datanın sonucunu döndür diyorum. Buradaki ol ifadesini bu amaçla kullanıyoruz. Bunu da ölçülere atalım. Yine gerçi aynı sonucu göreceğiz ama görelim. Ol ifadesine tıkladığımda bakın bütün satışları toplamı 379.10 milyon gibi bir sonuca ulaştık. Şimdi min x ve max x fonksiyonlarını konuşalım. Bir fonksiyonun sonunda x ifadesi varsa bu bir iteratördür. Yani satır satır işlem yapar. Mesela bizim orijinal satış datamızdaki verilerden biz bu sütunu oluşturduk ama oluşturmadığımızı varsayıyoruz. Şöyle bir şey yapalım. Mesela şu bölü satış tutarı bölü satış adedinden Minimum olanı, en az olanı görmek istiyorum. Yani satış tutarını satış adetine böldüm. Kolon kolon şu kolondaki en düşük değeri görmek istiyorum. Mesela 562 5.62'ymiş. Buradaki en düşük değer. Ben şimdi bu 5.62'yi bu kolonu oluşturmadan min x fonksiyonuyla bulabilirim. Nasıl yapıyorum? Bakalım. Yeni ölçü diyorum. Min x diyorum. Eşittir. Min x fonksiyonunu kullanıyorum. Tablomu yazıyorum. Tablom satış data. Peki bu ifademle ne? neye göre minimum x'ini alacağım? Satış tutarı bölü satış adedi parantezi kapat enter'a bas. Bunu da hemen ölçüler tablosuna taşıyalım. Bir tane kart ekleyelim sonucu görmek için. Min x'e tıklayalım. Bakın 5.62'yi burada da buldum. Ne kadar güzel, ne kadar pratik değil mi? Yeni bir kolon oluşturmadan sonuca ulaşabiliyorum. Bu iteratör bu fonksiyonlarının en büyük artısı budur. Max X'i anlatmıyorum. Max X'i size bırakıyorum. Mantık tamamen aynı. Buradaki min X yerine hatta şunu max X olarak değiştirsem dahi çalışır. Gördüğünüz gibi en yüksek değerde 56 65miş. DAX operatörleriyle alakalı en yaygın, en sık kullanımı bu videoda sizlerle paylaştım. Umarım beğenmişsinizdir, umarım faydalı olmuştur. Power BI ve DAX'la hatta M diliyle ile alakalı yoğun bir şekilde paylaşımlara devam edeceğim. Takipte kalmaya ve abone olmaya devam edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.